Ama ya bu her seferinde böyle. Hepinize günaydın. Bugün cumartesi. Herkes hafta sonları, pardon, mutlu hafta sonları diliyorum. Aa, bunlar sabahtan beri kuduruyorlar. Kudura kudura bir hal oldular. Şunlar var ya, şunla. Şuradaki var ya, şuradaki şu gözlüklü. Bu ikisi sabahtan beri kudur kudur bir hal oldular. Onun altı keselim aslında. Bulacağız. Neyi kesiyorsunuz? Şu hep böyle dimdik duruyor ayak. Ayakta ağzıma hiç gelmiyor. O da şundan kaynaklanıyor değil mi böyle? Şu alttan sıfır keser abi şey. Tam bir iki birim keselim, o zaman boşluk bırakın. Günaydın. Günaydın. Bak bak bak. Bak şuna bak. Düşecek şimdi. Ayla ayla ayla. Nerede benim? Zilli Arif'im nerede? Aylin daha uyanmadı. Uyandı da. Uyuyor numarası yapıyor babası. Gerçek. Uyuyor bak bak bak, uyandı da uyuyor numarası yapıyor. Baba. Arabada niye yok kızım? Hı? Sırf parmağını eve bilmek için ojenin bir tanesini silir. Bugün geri sürecek, bak bak getir göster. Tırnağın ojelerini sürmüştü dün. Akşam uykusu geldi. Anne ne olur şunun bir tanesini sileyim. Niye? Ben parmağımı emeceğim. Forma çünkü. O ablanın öbür okuldaki forması. Onu vereceğiz birilerine artık. Çünkü orayla bir alakamız kalmadığı için. Tek o oğlum. Kızlar giyer onu. Yapma, tamam. Kaldır onları yerden. Kaldır. Ayağın kırılır tabi. Sabah sabah. Maşallah enerjiniz hiç bitmiyor. Hadi gelin bakalım. Hadi kuzucuğum sen de kalk. Bak herkes kalktı, bir tek sen kaldın. Perdeyi açalım. Ay Yakup'la Aylin. Yakup'la Aytu. Bir saattir bizim şeyde yatakta oyun oynuyorlar. Sen erken kalktın. Sen 9'da yattın. Akşam 9'da yattın. Sabah da erken kalktı. Hadi kapımızı açalım. Şöyle evimize ışık girsin, güneş girsin. Aa, Ali çayı koymuş. Ali de benden önce kalktı. Demlemiş mi bir bakalım. Evet, çayımızı demlemiş. İyi, güzel. Dün pazardan aldıklarımız. Bugün biberleri yaparsam yarın da fasulyeleri yaparım herhalde. Bunlar yapılacak bugün. Ay, saat 10 olmuş arkadaşlar. Kuşun üstünü açalım. Akşam çok bağırıyordu. Üstünü mecbur kaldık örtmeye. Günaydın. Çimen günaydın. Yataklarınızı topluyor musunuz çocuklar? Doktor ne yapıyorsun sen? Doktor hadi kurtar ağzını ya. Tamam, doktor yerine elim yapışıp doktor yerine bak. Vay da işte yedi yıl elim yiyecek. Bak. Aa, doktor banka varmış. Oğlan çocuğu anacığım, bunlar işte oğlan çocuğu. Kuduruyorlar. Klimayı kapatmadım biz bu arada ya. Boşa çalışıyor. Ver.
Kapatayım artık. Bir takipçim sormuş, Alper niye yatağa ters yatıyor diye. Yatağın başlığı orada. Ama şimdi klima tam burada. Yatağın ya şu hizada ya, buraya böyle buz gibi değiyor. O yüzden Alper burada bu tarafa yatıyor. Kış gelince o tarafa yatacak. Yakup abiden kumandayı almamız lazım. Hı? Ben de kapatayım. Çiçeğimi açmış mı bugün? Dün değil, evvelsi gün iki tane bir tane açmıştı. Hadi bakalım, kalkıyoruz artık. Hadi kalkalım. Sen bak, kabağı doktorusun. Hadi ben yiyeceksin. Ay. Aldım. Bak Alp yatağını topladı bile. Hadi bakayım, herkes yatağını topluyor. Aylin. Aynen kızım. Bal kapağı geldi. Ali de bunlarla çocuk oluyor anacığım. Ali de bunlarla çocuk oluyor. Bak. Bak ne yapıyor bak. Büyük bal kapağı. Altta kalanın canı çıksın hesabı. Ya kalkmazsan daha çok altta kalırsın. Aylin uyanmıyor. Aylin uyandı. Nasıl uyanmasın? Ben onu şimdi suyla uyandırdım. Su geliyor. Babası. Kız bana bak. Benim kızım öpücüklerle uyandırılmaya alışık olduğu için. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Kahvaltı hazırlıyoruz. Bugün ailece sabah kahvaltısında evde olduğumuz için peynir alıp gelin. Tamam. Çocuklar da yumurtalı patatesli yumurtayı sevdiği için onlara patatesli yumurta yapalım dedik. Peynir alıp gelin. Tamam. Ekmek yok herhalde. Koş, yıka saçlarını toplayalım. Tamam. Şunları da tuzladın mı Ali? Ali? Evet. Diğer patatesi de tuzladın mı? Evet, hep tuzladım. Domates salatana doğru şey yapıştı. Tamam. Çalıştıracaktım. Çamaşır makinesini de bir çalıştırayım. Ama su var mı? Yani var. Ana çeşmeden su geliyor. Makineyi akşamdan hazırlamıştım. Şunu büyük tarafa alayım da ben. Çabuk olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu çocuklar patatesli yumurtayı seviyorlar. O yüzden hafta sonu
Herkes evde. O yüzden güzel bir kahvaltı yapalım. Şuradan ya Alp şey Alp'a biraz ayırayım. O yatağı değiyor çünkü. Hı? Ya elim kirlenmeden şöyle saçlarımı kirlenmeyeyim. Elime biraz oraya bulaşmış ama bayağı. Nereyesine? Biliyor musun? O şey yıkayınca da geçer o. Kurusun o sürdün. Ötekileri de tekrardan sürdün. Sürme bir daha öyle o şekilde yapma anne. Bir kere sürdün mü? Yeter o 2-3 gün gider zaten. Sonra ne olur? Ojen çabucak biter. Gerek yok tekrar sürmeye. Anne sen ya ben bir yanda bir tane yıldan oyun oynuyorum. Yıldan vermişler herkese. Herkes oje çıkmıştı. Mor, mavi. Rüyamda. Mor, mavi, kırmızı. Renkli renkli ojeler istiyor çünkü. Rüyasında da görmüş. Ben alırım. Alırım dedim. Ama şimdi değil. Yavaş yavaş. Hepsi birden olmaz. Şu mor ve kırmızıdan çok istiyorum. Bir de yeşil. Tamam. Olmaya gerek yok. Bir de yeşil. Ha, sen sofrayı getir anne. Tamam. Sen sofrayı getir, götür aşkım. Canlarım. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Bugün cumartesi hafta sonu bir planınız var mı? Gezme. Denize gidelim. Denize gidelim. Denize gidemeyiz kızım. Baban bugün 3'te işe gidecek çünkü. Vardiyası 4.12'ye döndü. Böyle koyalım. Kalk bakayım. Ocağa falan fazla yaklaşma kızım. Kahvaltıları da çıkartacağız. Önce şeyleri halledeyim. Şu makineden çıkarayım. Makineyi boşaltayım. Bir anda hangi renkleri gördün o yerde? Şeyleri gördüm. Mor. Biraz değildir. Bana mı öyle geliyor acaba? Sanki gözüm az gibi göründü. Bunlar hani yıkadı mı bilmiyorum ama sen yani hiç çıkarmıştı. Yıkamamış. Bugün bakalım kahvaltıdan sonra bir aksilik çıkmazsa Ali banyo dolabının üst dolabı
banyoya yaptırdığımız dolabın üst dolabı taktıracak, şey taktıracak, yapacak pardon, yap, yani montaj edecek, hani trabzondan getirdik dedim ya, onu kahvaltı sofrasını toplar toplamaz hemen onu koyacağız ortaya, montajlayacak. Ay bir ayda, bir buçuk, iki ay oldu biliyor musunuz biz o dolabı getirin alalı, Trendyol'dan aldık. Kaç az? 650'ye mi aldık? Öyle o civarlarda, bizim diğer evdeki dolabın aynısından. Ondan sonra onu montajlayacak, takacak. İşte şeyi bekledik. Lavaboyu değiştirmeyi beklemiştik. Lavaboyu değiştirelim, ondan sonra takalım yeni dolabı. Efendim oğlum. Telefonla eve görüntü oynayamam değil mi? Yok. Tamam. Ödevin ne kadar Aytu bu hafta? Ya ödev, ödev, düşün yok sana. Ha, yok mu? Vermediler mi? Yok düşün. Yok düşün bak, değil. Var mı? Yok mu? Dinlerim ama. Şimdi şey var. Bir sayfa tamam mı? Bir sayfa. Fiil liste geçireceğim. Bitti. Seni bir sayfa. Önde arkalı da değil. Bir ön. Tamam. Orada on... 10 tane kelime şey, var. Bu şimdi telefon meşgul de. Deniz Hoca bir şey yapmış. Ama altına da hiçbir şey yazmamış. O ne acaba? Bilmiyorum ki. Gruba atmış. Birazdan ben sana gösteririm. Hatırlat bana. Minnacık minnacık ya, aşağı gelmiyor. Düşerse böyle mesela düşüyor. Bu tarafa nasıl düşüyor? Bak ilk başlarda böyleydi ya, düzdü ya. İşte üstüne düştü onların arasında. Abim mi çevirmişti? Abim altında kaldı, çevirdin mi dedi. Öyle bir şey demişti. Şimdi Yakup babasının telefonundan fotoğraflara bakıyor. Her gördüğü fotoğrafı gelip bana gösteriyor. Bir de biz hastaneye gittiğimiz zaman, bebeğimiz için kontrole gittiğimizde bebeğimizin her ultrason videosunu çekiyoruz. Bize hatıra kalsın diye videoya çekiyoruz onu. Doktorun o anki bakarken şeyi. Onları görüyor. Anne bebeğimiz deyip gösteriyor. Doğum günü fotoğrafı. Ay doğum günüm deyip gösteriyor. Şimdi şeyi görmüş. Şöyle yakından göstereceğim ama nasıl? Karanlık yapayım. Biz diğer evdeyken çocukların çalışma odasında iki çalışma masasının arasında kitaplık vardı. Ve Yakup daha küçüktü o zaman. Bu kitaplığı üstüne düşürmüştü. Alper de hemen masada ders çalışıyormuş o anda. Kitaplığın uyuyor muydu? Tamam işte her neyse. Yani masada oturuyor. Kitaplığın düştüğünü fark ettiği anda hemen müdahale ediyor. Yakup'u o anda oradan kurtarıyor ve kitaplığı da
kitaplık artık yapımın üzerine ne şekil düşmüşse onu tersine çevirmiş. O fotoğrafı görmüş. Bir de kolu da şu şekildeydi. Bakar mısınız? Krem sürmüşüm. Dur şöyle aşağıya tutayım. Kolunun üstüne düşmüş. Ben de o anda mutfaktaydım. Yemek mi yapıyordum artık? Bulaşık mı yıkıyordum? Ne yapıyordum bilmiyorum. Ay sesi duyunca salona bir şey pardon çalışma odasına bir fırlayışım vardı. Yemek yap. Tabii o anda ben oradan oraya koşana kadar Alper dolabın altı şey kitaplığın altından kurtarmıştı kardeşini. O zaman da güçlük bir şey diyorum ya. Ay. Allah esirgesin. İşte dediğim gibi şimdi o dolabı yapacak Ali kahvaltıdan sonra bir tane mi doğrusu? Sulamış bu içeri. Onu yapar, içini yerleştiririm. Bugün işim çok. Dün kışlık malzeme de aldık ya pazardan. Buzluğa atılacak. Onların da bir kısmını yapacağım. Şahı ver. Domates bir tane yeter. Fazlası yanmıyor. Dolap düştü. Fotoğrafı gösteriyor bana. Şey düşmüş. Dolap düşmüş diyor. Şey. Kitaplığı kendisi devirmişti birinde. Ay salatalığı tuzladım. Şöyle alt üstü yapır, yeter onu tuzu. Anlamaz. Yapıp tuzlu yemiyor. İnşallah anlaşılmaz. Yakup salatalığı tuzlu yemiyor. Şimdi ben kıstan yerim acaba? Niye? Niye yumurta yok? Ciddi misin? Bitmiş mi yumurta? Ama 5 tane var Ali. Tamam hadi. Yetmez ama. Yetmez işte. Ya. Yani şimdi ben patates kızarına kadar Alper koşuversin gitsin daha. Yoksa alsın şu tezeli alkasınlar. Halil'de de yok ki. Getirmiyormuş neymiş. Fatih'e gitsinler o zaman. Fatih daha şey. Şurası daha yakın Ramazan. Hangisi? Ramazan mı? Ha. Alper! Orada da kalabalık olur. Beyza gitsin. Baba kedi mi aldım ya? Kedi mi aldım çıktılar? Öyle aldım. Baba sırtındaki kedi. Hangi? Kedi yok. Kedi nereden almış lan? Hemen dışarıda oluyor. İşteki kedi. Dışarıdaki kedi mi? Hayır, yok köyde. Dışarıdaki ne oluyor? Köydeki kedi. Hadi. Hadi kartal babandan koş. Koş bir kolye yumurta alıyor herhalde. Kartal babam almış. Ay yumurta yokmuş evde. Şimdi ne kaldı canımın içi koyacak kahvaltıları koymamışız dolaptan. Peynir de ekmek koy. Tamam. Oğlum ne yapıyorsun? Abi ben de gidiyorum. Yeşil zeytinler çıkmaya başlamış. Neyler? Yeşil zeytin. Ha. Bulacak mı? Canım bizim Özgür'den zeytin gelir nasıl olsa oradan. Gelmez bari zeytin yok çünkü. Zeytin yok hepsi karanlık kesilmiş. Anladın mı? Bal vardı bir şeyin içinde ya. Ha. Hadi bakın eski telefonum. Neden tanıyorsun eski telefonumu benim? Evet. Ya yürü git sen tanımazsın eski telefonu. Nerede bu şey? Hadi. Alper daha gitmedin mi? Koş. Ne o? İncir mi? Bir tane şey.
Kopmuş düşmüş mü? Bitti. Bitti. Dün iki tane zor buldum. Kızım öyle yapma. Bal da şeyini açamadım bir türlü. Evet, onun açmasını istemiyorum. Allah'ım fotoğrafları gördükçe göstereyim. Bakayım. Ne ya? Fotoğraflar mı sildin? Hayır, bak bir şey yapar sonra. Ya Rab bak, telefonumla oynama diyor her zaman ki ya. Ya sileceğim bir tarafları ondan sonra. İçinde. Aynen. Poşet temizliyor ya. Telefonundaki şeyleri alabilir miyim? Ben 5 dakika mı? Poşetler kötü oldu ya. Ben almışım. Aa, eskerdeki. Çaydanlığını şu tarafa bir yere koy. O yağı ileriye koy. Vuuu. Üstüne yatakları birleştirip üstüne halı atmışsın. Yok halı düştü oraya. Halı. Sizden de. Aa. Baba gitti. Ne getirdim. Baba gitti. Şuraya bak. Hayır. Karanlık diye bakalım. Hayır ben. Tamam içeri geçer misin artık? Hadi. Ne yoktayacağım ben babama ya? Annem çok da kırıldı zaten gitti. Çamaşır makinemiz. Çamaşır makinemiz. Ne gibi makinemiz? Eski evdeki. Eski evde. Eski evdeyiz. Bu deprem ağaç. Depremden sonra çekilen fotoğraf. Evet. Ama sen makinaları içeriye koymuşsun. Depremden sonraki fotoğraf. Yok ya makineler dışarıda hepsi ya. Tezgah olsa görmüyorum hepsi dışarıda. Tezgah dışarıda. Makineler de dışarıda. Makineyi koymuşsun. Makine içeride görüyorlar. Ay ay. Neyse ben de çekeyim. Kova! Kasa düşmüş. Ya. Kasa düşmüş. Bica düşmüş. Oğlum depremde neyi kaldı ki? Her şey düşmüş. Depremde oğlum devrilmeyen hiçbir şey kalmadı yavrucuğum. Aman bir şey yaptım. Yok ondan yapma yemez onu. Anneciğim kitaplık birinci de güne dayanmadı. Kitaplık birinci de güne dayanmadı. Hafif para. Para baktı. Ay. Kim abim para harcadı. Oğlum kızım paralarım acı daha abi. Çekil, çekil. Eski evde aynı masası var. İsmail abam kalmış. Al bakayım şu suları götürün. Sofrayı sermişsiniz. Bunda ne var? Baba benim bir şey şeyin ayağı sıkışmış. Evet. Tamam. O benim bir şey ayağı sıkışmış. Aylin al kızım şunu da. Şunu da ver hadi. Götür. Aylin. Kızım hadi. Hadi aşkım. Ben şu domates bir tane doğradım ha. Yeter. Gel kızım suları götür hadi. Olmasın günah. Hadi bakayım bu da tamam. Sen şunu da Aytun çeyin yap. Aman bitti. Bu ne? Aman güzel. Sofrayı götür. Tepsiyi götür. Ben çay içeyim. Ay şu bayağı bıraktı. Kenara kenara kenara. Aylin. Kızım al ekmek kutusuna götür. Görmedim ya eskiyi. Gördüm ama çok gördüm onu. Onları çok gördüm. Televizyonu verecektim. Aylin'e verecektim Aylin gelmedi. Yakup nostaljiye dala 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 bakmadı fotoğraf kalmadı. Fotoğraflar hepsine bakıyor.
Bakayım, Bekle, salona gelelim. Salon. Oradan televizyona bakacaksın. Dur bir saniye sana bir şey göstereyim. Şurayı hatırlıyor musun? Bak. Şunun arasındaydınız babanla, hatırlıyor musun? Evet. Ondan sonra şuraya girdik beraber hep beraber. Hatırlıyor evet. musun? Baba, beraber şuraya girdik. Oy Allah'ım, bir daha göstermez inşallah. Oğlum neden buradaydım işte? Ama şurada aradaydım işte. Evet, seninle beraber aradaydık ya. Şunu. O ay nasıl girdin? Şu kadarcık yiyelim. Yemeğim hazır mı benim? Benim yemeğim hazır mı? Ah Allah'ım bir daha göstermesin. Depremden sonraki fotoğraflara bakıyor. Şimdi biz fotoğraflarını çekmiştik. Evin halinin, evin bütün odaların... Bütün yani şeyin. Çünkü çekmek zorundaydık. Hani sigorta şirketlerin fotoğraf istiyordu bizden. Aslan oğlum benim. Hadi sen yumurtayı hallet. Tamam hadi içeri. Ben daha basılıyorum. Ben çayı alayım gideyim. Senin de salona basmam lazım. Yetmiyor mu oğlum baktığın? Psikojelim bozulur bakma. Baba. Sen o gün şeye apartman grubuna atmışsın merdiven girişinin fotoğrafını. Eski günlere dönmek istiyorum diye. Ay merdivene baktım. Allah'ım dedim biz nasıl inmişiz buralardan, nasıl geçmişiz yani. Anneciğim bak. Heh. Hadi kalkın tamam. Çıkın. Salona herkes yerini alsın. Hadi bakalım. O cümle 50 lira çıktı. Cebinden 50 lira çıktı. Evet. Allah'ım yarabbim. Bütün paralar bende de paralarım gidiyor gider gelmiyor. Benim oldu ha. Ay olsun hadi okul açtım masrafı yapalım. Psikolojilerim bozuldu benim. Psikolojilerim.
her yerim ağrıyor yine. Niye? Bilmiyorum, yine ağrıyor. Alayım ben. Canlar, kahvaltımız hazır. Patatesli yumurta, domates, peynir, zeytin, dolapta ne varsa çıkardık. Bize afiyet olsun. Onu siyah yapacağız. Karpuzu şu... Şu kenarını yeşile yapacağız. Tamam mı? Burayı kırmızıya boyayacağız. Burası yeşil olacak. Ben anlıyorum. Ben anlıyorum diyor. Duyuyor musun? Bu yaprak yeşil olacak. Evet. Şundan, şundan da yeşil olacak. Onları biliyor. Hadi avrat. Onları biliyor oğlum. Aferin oğluma. Canlar, kahvaltımızı yaptık. Sofrayı falan topladım. Evi bir süpürdüm. Bulaşıkları henüz toplamadım. Çünkü Ali'nin işi var. Ona yardım etmemiz gerekiyor. Yaklaşık hayır. Kutuya ben kendime şey. Hayır. Kutular çöpe. Bu parça kutu. Tüm kutu değil. Evet, tüm kutu da değil. Ama parça kutu lazım. Yaklaşık 2 ay önce internetten, Trendyol'dan sipariş verdiğimiz. Abi, ne yapacağım? Aldığımız lavabo üstü dolap. Hayır. Lavabo üstü dolap siparişi vermiştik arkadaşlar. Alper sen hemen kutuları ve köpükleri doğru çöpe. Hayır hepsi. Hemen çöpe. Evet, o dökülenleri de çekiverelim. Süpürgeyi getir Aylin. Yok. Hayır. Ali parçalama. Direkt öyle atar götürür atar. Normalde aldığımızda biz hemen montajlayacaktık. Sonra bugün yarın derken lavaboyu da değiştirmeyi... Dur, lavaboyu da değiştirmeyi düşündüğümüz için sonra dedik ki en iyisi lavaboyu değiştirelim. Yeni lavabo taktıralım. Ondan sonra aynalı dolabı da taktırırız dedik. Alper onu da kır oğlum. Kızım, Aylin. Şişini tak süpürgenin. Aşkım olmaz. Alper. Hepsini bir götür anne. Salonda işlerimiz olduğu için Aylin abisinin masasında ödev yapmaya başladı. Aferin kızıma. Ben de buraları tekrardan süpürdüm. Kutuyu açtık. Kutunun içinden bayağı bir şey çıktı. Köpük falan çıktı. Ortalığa saçıldı. Hemen tekrar süpürgeyi taktım. Şimdi bakıyorlar nasıl olacak, nasıl yapılacak. Yakup da ödevini yapıyor. Kırmızıyı öğrendiler bu hafta. Normalde bütün renkleri biliyor, sayıları biliyor. Ama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aferin benim oğluma. Bu haftanın konusu kırmızıydı. Öğretmen boyama vermiş. Kırmızıya boyanacak olan yerler kırmızı olacak. Bu da makine. Elma. Kulak. Ama bak bunun bir noktası küçük, bir noktası büyük. Evet. Ucu açmış. Ay şu büyük delikler ne? Bunlar kapak. Buna bir de ayna taktıracağız. Aynası yok bunun. Hastane gibi olsun. Bu hastane gibi. Ali sen bunu bugün montaj yapacağım diyorsun da. Yani takarım ayna taktırmadan nasıl olacak? Bu hastane gibi oldu. He doğru tamam. Yok yok geçme. Hayır baban iş yapıyor oğlum. Baba. Ne? Peki şunun altından geçip çıkabilir miyim?
Ödevimi yap ödevimi. Yapabilir miyim? O da iyi baba öyle. Bir dakika. Ayol ters. Duyacağınlar niye kısa? Çık Yakup. Kalk bakayım kuzum. Bir şey var değil mi? Tamam. Kalk ablamın maçı. O da ters çevir. Ayşe de ters çevir. Bunu takar mısınız? Hanımefendi. Ay hanımefendi çok kibarsınız bugün. Ay gözümü yaşarttı kibarlığınız. Anne. Oğlum ne oluyor? Ödevimi ya sen ödevini yap annem. Hayır. Bağırma. Babam bizim için böyle ben yaparım. Bana tam sıfır sıfıra getirmeye çalışıyorum da Ayçi'yi anlatıyor. Abi sen bir... Tam, la orası sıfır değil ben. Anneciğim şu an vidalayı yapıyorlar. Of ya ne yapacağım ben şimdi. Alo sen hani şeyli matkap alacağım diyorsun ya şarjlı. Onların sesi de olmuyor değil mi? Evet. Çünkü o kadar geldiler buraya. Olmadı onlar oraya ona. Bunlar kendi yapsa kendi olmaz bunlar. Evde yok mu uzun vida? Bunlar da kimse sesini bilmiyor ya. Aslında diyorsan yapacağım. Diyorsan yapacağım. Diyorsan yapacağım. Öğrenin oğlum. Öğreneceksiniz. Matkap nasıl kullanılır? Bunların hepsi erkek işi. Bir erkek böyle tamirat, tadilat, montajlama işlerini öğrenecek, bilecek. Bunların hepsini öğrenin. Telefon çalıyor. Kiminki? İş arkadaşları arıyor Aytu. Mesai arkadaşların mı arıyor Aytu? Ha? Bugün servis dışıyım de. Babama yardım ediyorum de onlara. Kendinize bir saat belirleyeceksiniz o zaman. Herkes o saatte hazır olacak. Tamam mı? Şimdi oynadı. Biraz sonra arkadaşları başlı dürtecek. Oyun oynayalım, oyun oynayalım. Sonra diyecek anne ne olur arkadaşlarımla oynayayım. Olmaz öyle. Kendinize bir saat belirleyeceksiniz madem öyle. Anladın mı? Arkadaşlarına öyle söyle. Belli bir saat. Atıyorum saat 3. 3'te herkes hazır olacak. Ödevini, dersini o saate kadar yapmış olacak. Anlaşıldı mı Aytu? Anne de ödevini yaparken hemen ben de yapacağım. Tamam oynarsın. Ödevini bitirmeden yok ama bu sefer. Önce ödevini bitireceksin. Oy aman. Oğlum tutsana niye bakıyorsun? Tamam. Bir yerinize bir şey olmadı değil mi? Dime düşüyordu az daha. Aman dikkat edin. Bunu da çıkardım atlatıyorum işte bu. Fazla yaşamıyorsun şu. Dikkat et. Besmele çek. Bismillahirrahmanirrahim. Elin kanamasın gibi. Dükkandaki gibi elin kanamasın. Tut. Bak anneciğim bir de babanın eli kanamıştı. Evet oğlum. Evet aşkım. Evet. Ben buradan görüyorum. Vida yamuldu. Şimdi ben çevreyim. Düz, iki dakika düz tutamıyorsunuz ya. Ben çeviriyorum. Bak böyle alıyorum. Bütün yerini böyle çekiyorum. Böyle alıyorum. Böyle çekiyorsun böyle. Oh no. Nasıl çatayım? Aytu iki elinle tut. Elini de. Yer düştü baba. Bitti ki bak. Bu ses ne? Baba yapılmıyor ya. Aşık şeye silinmiyor. Yeşile boyadığını yer silinmiyor baba. Neden? Hani? Aha. Tamam orayı da sen şurayı yeşile boyayacaksın. Karpuzun kabuğunu. Hadi onu yeşile boya. Daha kapının ikiye kırılıyor. Yakup bir dakika kalkar mısın? Koltuğa çıksana bir saniye. Halı kaymış bebeğim ayağımıza takılır. Ay. Nasıl yapacağım? Kuzum.
serdi. Halı kaymış anneciğim. Ayağınıza takılır sonra. Nasıl kaydırmışsınız bu halıyı böyle ya? Tamam. Tamam, şimdi oturabilirsin. Hafta içi bir bakalım. Ekom'a falan gidelim de bu masadan varsa. Ekom'da falan bir yerlere, kırtasiyelere bakalım. Ekom'a bakalım. Bulursak alalım. İnternetten baktım. Bu masalar ben geçen sene A101'den 35 liraya aldığım masa. Yani ders çalışma taburesi mi diyelim, ne diyelim. Masası. Trendyol'da baktım 150 liraya. Anneciğim ya. Çekmeceli olur. Yakup da çekmeceli abilerinki gibi masa istiyor. Çekmeceli. Yavrum koyacak yer olsa zaten alırım. Şimdi koyacak yer yok. Size ayrı oda yapalım. O zaman alırım. Ben alamayacaktım. Arkaya bir oda. Şimdi oda yapalım. İşte yapacağız da daha değil. Zamanı var. Her şey bir öyle hemen olmuyor. Tahta yapalım. Dolabı montajlıyorlar canlar. Montajlamaya devam. Şimdi kapaklara geldi sıra. Tamam annem. Oy oy oy, beni çeker misin diyor teyzeleri. Öyle mi? Doğum ucu nasıl tutuyor öyle? Allah'ım yarabbim. Bakın. Karpuzun kabuğunu yeşile boyadı. Kirazın da yaprağını yeşile boyuyor. Evet. Aferin benim oğluma. Aferin. Her şey kırmızıya boyayı. Hı hı. Baba ben de ödülüm. Sağolun bu bulacak. Baba ya. Ben bırakın şunu yoldum. Ay yoğunmuyor mu okuldaki gibi? Yoğunmuyor mu? Banyo dolaplarım da tamamlanınca evimiz biraz daha düzene girecek inşallah. Eksik biter mi? Göknur yeni bir şeyler çıkarır değil mi? Şuraya şunu yapalım, buraya bunu yapalım. Ay ay. Bu dolabın aynısından diğer eve ilk taşındığımızda da biz hem üst kattaki banyoya hem de alt kattaki banyoya almıştık. Böyle bu şekilde yine montajlamıştık. Videolarımı sürekli takip eden arkadaşlarım bilirler. Oradaki banyomuza da çok yakışmıştı. Hem üst kat banyo hem alt kat banyo, böyle dolap aynalı falan çok güzeldi. Ve çok da iş görüyor biliyor musunuz? Yani bütün her şey kapalı dolabın içinde oluyor. Banyo daha böyle bir düzenli oluyor. Daha güzel oluyor. Bitti mi aşkım ödevin? Hayır. Hani daha şeyi boyamamışsın. Domatesin sapını, elmanın yaprağını, onları da yeşille boyayacaksın aşkım. Aferin oğluma. İsmin yazıyor mu? O ödevinde Yakup yazması lazım. Burada Yakup yazmıyor. Oraya Yakup yazalım. Ben yazayım, ben Yakup Çavuş yazayım. Şununla. Ama o siyah maviyle yapalım. Tamam. Maviyle yapalım. Şimdi montajlama işi bitti arkadaşlar. Banyoya, lavabonun tam üstüne oraya montaj yapacak, takacak onu. Açsana o kapıyı biraz Ali. Alt lavabomuz zaten beyaz. Bu da beyaz. Takım oldu. Ha Ali, şey diyordum ben, unuttum sana söylemeyi. O kulpların aynısından alıp da buna da ondan taktıralım. Tamam dedik ya. Dedim mi öyle bir şey? Dedik ben ya. Demedim diye hatırlıyorum da demişim. Bana sabır veriyorsun. Ya var ya. Heh, geç. Ne yapıyorsun Yakup? Ya, elektrikli ya. Süpürgeyi çalıştırıyor. Her şey güzel olacak. Dan dan darararam. En kötü, en zor kısma geldik. En zor kısmı. Üçüncü dolabı takıyoruz. Diğer ikisi öbür evde kaldı. Ama iyi tut oğlum. Şu aynayı da
Ah, yüksekliğinin ayarlanması lazım. Tamam, şu ne kadar olacak? Alper bir kalk bakayım annem. Ben bakayım bir. Şu tarafa geçmem lazım. Dur canım. Kızım akla bellemiyorsun. Sıcak çünkü. Dur şöyle durduğumuz zaman. Biraz daha aşağıya koyabilirsin. Aşağıya indir bence. Niye? Çok yüksek. Diğeri bu kadar yüksek değil bence. Lavaboya kafa kalıyor bu sefer. Yok, lavabo oraya mı yiyorsun? Buraya, aşağı doğru yiyorsun yüzünü yıkarken. Arkadaşlar dolabımızı Ali şöyle monta etti. Kapakları takılacak. Ama o kadar zor oldu ki. Biri 20 geçiyor dedim canım. Ama o kadar zor oldu ki bunu buraya takması. Çok zor. Hem alan dar hem yani hem tutup hem montajlamaya çalışıyor. Biraz ben tutmaya çalıştım falan. Çok zor oluyor. Neye bakın. Kulp diyorsa 1 2 kulp alayım. Gri'den oraya gri istiyorsun değil mi şuradan? Ha, şunun aynısından varsa şeye mi gideceksin? Nereye gideceksin? He? Nereye gideceksin? Çarşıya. Onun aynısını bilecek misin? Çamaşırları da koydum. Şimdi çıkardım makineden sereceğim. Onu model olarak al. Şey olarak da standart mı? Hı. Kaç tane? 2 oraya, 2 oraya, 4. Onlara neyse, gri mi istiyorsun? Aynı böyle parlak metal. Parlak metal mi? Ondan mı alayım? Hayır canım, parlak metal. Bundan dedim ya. Eskisi neydi? Bunların şeydi. Bunlar şundan da işte. He? Bundan da ya. Bunlardan da ya. Diyorum, bunu diyorum. O taraftaki gri şey, işlemelerden mi alayım? Yok diyorum. yok. Gerek yok. Şundan al. Standart böyle şey mi alayım? He, şunlardan. Beyaz. 2 tane buraya sadece. 2, 4 tane. Ya da o ikisini buraya takacaksak aynısı mı oluyor? Buraya ne istiyorsun? Bunu bir almayacağım ya. Bu ikisini oraya takacağım. İşte şey diye. Bunlar oraya takarsa mesela bu ikisini birine tak. Bunda oluyor mu ona? Oluyor işte. Sen tamam, bunu da ona takarsın. Madem öyle, şunların işte küçüğünden, madem bunların tamam, küçüğünden 2 buna, 2 ona, 4 tamam, tane olur. Tamam, işte oraya takarsın. İkisi takım. Hı. İki kup takım oraya. He. Bunları oraya takarsın. Tamam. Bundan, bunun küçüğünden alacaksın. Biraz buraya uygun olacak. Sarıdan. He, sarı. Bir de gri'den bir tane. Bir tane, iki tane de onlardan. Alper. Askı. Askıya da bakacağım işte. Ali bir de var mı evde başka askı var mı? Ne? Başka askı var mı evde? Fazladan. Mesela dedim ya şuraya tak diye çarp diye şuralara koyacak var mı? Yok şu anda. Ne oldu? Hiç mi yok? Tek şu teklilerden. Yok işte. He. İşte iki tane şu beslenme çantalarını falan asmaya. 2-3 tane buraya. Bir de dedim gel. Şu komple bundan askılık yap, onu daha iyi anlayın. 50 tane yerdelecene. Bir tane askı komple boydan askılık yap. Var zaten onlardan elimizde. Şimdi Ali ile Alper çarşıya gittiler arkadaşlar. Şey alacaklar. Banyo dolabına kulp. Şeyin altındaki kulpla aynı olsun istedik. Cevap gelmedi mi arkadaşlarından? Sen emin misin başka ödev olmadığına? Not defterine baktın mı? Şey dedik şimdi, at lavabonun altındaki dolabın kulbuyla şimdi bugün yeni takılan dolabın kulbu aynı olsun istedik. Normalde içinden kulp çıktı zaten, metal bir kulp çıkıyor da aynı olsun istedik. Onun için çarşıya gitti. Bakalım aynı kulp bulabilirse aynısını alacak. Aradı şimdi, bulamamış ama ona uygun bir tane var. Ben de onu al dedim. Bakalım bir getirsin bakayım nasıl olacak. Öyle bekliyoruz bakalım. Saat de bu ara 2 oldu. 3'te işe gidecek. Bu işleri halledip işe gidecek. Uzun zamandan beri bu dolapta bekleyip duruyordu ama. Bekle nereye kadar, artık zaten lavabo ve alt dolabın takılmasını bekliyorduk. Onlar da oldu zaten çok şükür. Ama bitince sonuç çok güzel olacak. İnşallah sonucu sizlerle paylaşırım. Bugün içini sadece bir temizlerim. Düzenleme işini zannedersem bilmiyorum. Yarına mı bırakırım? Öğleden sonra yapar mıyım? Bilmiyorum. Ona ayrı bir video yaparım zaten sizlere. Daha bulaşık Ali bir yandan banyoda dolabı takarken bir yandan ben mutfağı toparlıyorum. Mutfak yarım kaldı. Çamaşırlar çıktı. Şimdi hemen kalkıp onları sereceğim. En azından Ali gelene kadar şu çamaşır mamaşır işlerini bir halledeyim. Arkadaşlar Ali geldi şimdi. Şöyle kulp
şunlar bir takım alet edevat da onları geri koyayım poşetine. Bizim bu dolabın içinden çıkan kulplar bunlardı. Biz de alttaki dolapla uyumlu olsun istediğimiz için çarşıya gitmişti, hale bakmıştı. Ona uygun biraz uygun bir şey bulmuş. Dolap kapaklarını aynacıya vermiş. Aynacı şimdi takacakmış ama pazartesi gününe takacakmış. Yani dolap kapakları ve yeni aldığı kulplar aynacıda kaldı. Dolayısıyla dolap bugün bitmedi. Bir de şu askıları aldı. Şöyle. Bunları da şu banyoya, bunu banyoya, şu tekli olanı, tekli dediğim yani şöyle uzunlamasına şeyi yok. Bunu dolabın yanına takacak havlu asmak için. Bunları da çocukların odasında kapı arkasında bir yerlere yapacağız. Askı olaraktan işte. Dolabımız takıldı ama maalesef kapaklar bugüne yetişmedi arkadaşlar. Ayna dolap, yani kapaklara ayna da takılacağı için aynayı takacak olan usta pazartesi ancak takarım demiş. Hem yeni aldığı kulpları da vermiş ona. Ayna takılacak, aynanın üzerinden de kulplar takılacak. Onu pazartesi günü takacakmış. O yüzden maalesef bugün tamamlanmadı. Yine yarım kaldı. Yemin ediyorum bu yarım kalan işlerden ben nefret ediyorum. Çünkü bugün bu aynalar takılsaydı eğer, hemen Ali kapakları da montajlayacaktı. Ben artık dolabın içini yerleştirecektim. Yine kaldı. Kaldıkça kalıyor. Ne diyelim, geç olsun güç olmasın diyoruz ama çok uğraştırıyor bu işlerde. Sürekli temizliyorum. Gerçekten bıktım. Şimdi yine temizledim elimden geldiği kadar. Çünkü şunları taktı ya, vidaları. Şunları, ondan sonra şurayı. Hep ne oldu? Duvar döküntüsü. Buraya dökülüyor. Lavabonun üstüne dökülüyor. Lavabonun şuralara Ali silikon çekecek. Buradan alta dökülüyor. Şu gördüğünüz alana. Hatta oradan bu dolabın altına. Temizlik yapmaktan bıktım artık. Gerçekten yani artık bu döküntüleri temizlemekten, silmekten sürekli. Artık pazartesiye kaldı yine. Bugün biter söyleden sonra içini dışını her yerini temizlerim. Yerleştiririm diyordum. Temizledim ama yerleştiremedim. Neyse artık. Dolabımız böyle. Şimdi buna dediğim gibi aynalı iki kapak gelecek. Kulplarını da işte o içinden çıkan kulpları takmadık. Buna uygun olsun istedik. Yani yine aynısı olsun istedik de bulamamış aynısını. Ama yine buna uygun. Böyle şu desen yok sadece üzerinde. Sade beyaz. Buraları metal. Sadece deseni yok. Olsun dedim. Sonuçta aynısı. O dediğim gibi kulplarda ona şey olursa, uygun olursa olur biter inşallah. Böyle canlarım. Ben de buraları falan sildim, temizledim tekrardan. İşte şu gördükleriniz falan hep böyle dolapların içine yerleşecek. Dolabın genişliği çok güzel arkadaşlar. 20 santim. Bizim diğer dubleks evdeki dolaplar 15 santimdi. Bu 20 santim. Rahat rahat mesela şu üste havluları asarım. Hatta biz bunu 3 kat da yapabiliriz. Araya bir kat daha atabiliriz. Şunu biraz daha yukarıdan. Şöyle olabilir yani. Bakacağız artık. Üst kata işte havlularımı falan koyarım. Tuvalet kağıtlarını koyarım. Buraya da diş fırçasıydı, parfümdü falan, fistan, o tarz şeyler koyulur. Güzel bir de yerleştiririm inşallah. Şimdi şunun içini falan da tekrardan sildim. Şöyle kapağını da açık bırakayım, bir şey olsun. Karşılarını falan da sildim. İyice bir kurusun. Ondan sonra böyle. Bu videomu da burada kapatıyorum canlar. Akşamki vlogda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.